Evet, 30 Ağustos bizim için çok önemli. Onun için de biraz sonra bilgi vereceğim. Belki biz 7 düveli dize getirdik ama bu ülkenin bir sanatçısı Atiye'yi dize getiremedik. Bunu anlatırım. Emperyalist, işgalci güçlere karşı kazandığımız büyük taarruzun, yani 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılını kutladık. Hem de keşke Yunan kazansaydı diyenler ve bunun arkasından bu diyenlere dua edenlere karşı. 30 Ağustos unutturulacak bir gün değil. Netice olarak hepimiz haykırmalıyız. Biz kazandık, onlar yenildi. Neden şimdi boyun eğmek? Az önce meclis üyesi arkadaşımız bir soru sordu. 30 Ağustos'u biz kanla kazandık. Lafla satamayız. Bu zaferlerin hala önemini idrak etmemiz gereken zamanlardayız. Sahip çıkacağımız bu zaferler aslında geleceğimizin de zaferleri. Meclis üyemizin dediği gibi çok çirkin bir olay oldu. Kurtuluş Savaşı destanı Tarsus'ta maalesef ama maalesef gerçekten maalesef. Kimden kaynaklandığını bilmediğim. Şu anda da soruşturmanın devam ettiği. Ama mutlaka kimden kaynaklandıysa İl başkan yardımcısıysa il başkan yardımcısı. Büyükşehir'den bir görevliyse Büyükşehir'den. Tarsus Belediyesi'nden görevliyse Tarsus Belediyesi'nden. Belediye başkanıysa belediye başkanı. Onuruyla, erdemiyle istifasını verir, hatasını kabul eder. Atatürk'ün kurduğu bir partiye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışan da bizim yapacağımız bu iç soruşturmadır ve bu soruşturmanın sonuna da gereği mutlaka yapılacaktır. Bundan tüm Tarsus'un ama tüm Tarsus'un bilgisi olsun ve bu konuda da söz veriyorum. Böyle geride kalacak, unutturulacak bir olay değil.